Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Güven Murat Akpınar, Tülin Özen ve Nezaket Erden gibi isimlerin yer aldığı bir dijital platform projesi olan Fera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezon lansmanındayız. Hazal Kaya alıyor ilk sözü. Yeni sezona dair merak edilenleri anlatıyor güzel oyuncu. 1941'den açılıyoruz, evet. Esra'nın annesini arayışı bir esas hikaye gibi görünse de aslında bir işte kadın hakları, kadın özgürlükleriyle ilgili de bir dert dava var ikinci sezonda. Yani birini çok üstüne koyduğumuz bir sezon olmuş. Biz de böyle izledikten sonra böyle gururdan, mutluluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bekliyoruz. Hazal Kaya oldukça zayıflamış görünüyor. Bu görünümünün sırrı ne acaba? İki çocuk peşinden bütün yaz koşarsanız hep birlikte siz de emin olun göreceksiniz ki. Yani ne bileyim, iyi beslendim. Sevmiyorum ya ben bu konularda konuşmayı. Evet. Hazal Kaya geçtiğimiz haftalarda hayranı olduğu Gülşen'in Alaçatı'daki sahnesini izlemeye gitmiş ve bu paylaşımları yapmıştı. Bakın Gülşen'i izlerken neler yaşamış güzel oyuncu. Gülşen'cim ya ben çok zaten çok hayran olduğum birisi. Çok hayran olduğum bir karakter ve şarkıcı. Böyle canlı canlı dibinden izleyince işte fenalık geçirdim. Rezil olmamaya çalıştım. Tuhaf tuhaf hareketler, davranış bozukluklarıma engel olmaya özen gösterdim. Gösteremediğimi de biliyorum aslında ama denedim en azından. Şahaneydi. Saçında da bir imaj değişikliğine gitti Hazal Kaya. Peki bu değişikliğin sebebi ne? Daraldım. Çok sıkıldım. Evet. Tamamen buhran. Tabii. Bir buhran, yeter bir bu saçlar falan dediğim bir anın sonucu bu. Çok da mutluyum, iyi oldu. Selahattin Paşalı da söz. Ailesine vakit ayırmak istediği için bir süre ekranlarda olmayacakmış yakışıklı oyuncu. İşte aileye vakit ayırabilmek. O anlamda da yazın iyi geçti. Sanırım kızım 4 aylıkken çalışmaya başladım. Neredeyse 2 yaşındayken iş bitti gibi oldu. Dolayısıyla hiçbir şey anlayamadım, yaşayamadım. O yüzden biraz ailevi iş dengesini kurabilmek için böyle bir tercih var. Hatta inşallah olursa da bir tiyatro oyunu yapmak, biraz daha mesleği ve aile hayatının dengeni yaşamak istiyorum. Selahattin Paşalı sosyal medyada yapılan en yakışıklı erkek oyuncu anketlerinde çoğu zaman birinci olan karizmatik beylerden. Ünlü oyuncu şaşırıyor buna. İlk defa senden duyuyorum. Hadi bakalım. İlk defa senden duyuyorum ya. Efendim, sosyal medyayı takip eder misiniz? Tabii ki yani. O zaman yakışıklı anketlerine bir baksanız iyi olur efendim. Gerçekten her ankette birinci siz çıkıyorsunuz. Ya yok artık. Bu arada şaka yapıyorum. Tülin? Mükemmel. Doğrudur. Oy verenlere katılıyorum. Birazcık utandırdık galiba Selahattin Bey ama. Biraz daha böyle devam etseniz ben çok eğleniyorum. Tülin Özen, Macar asıllı bir şarkıcıyı canlandırmış projede. Ben Lili'yi oynuyorum. Lili bir şarkıcı, Macar asıllı. Gene buralarda yaşamış, buralarda şarkı söylemiş, buralarda müzik yapmış bir Macar asıllı bir müzisyen.